أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني زدنا علما والحقني والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri imanımızı kamil ahlakımızı güzel, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Müslüman olarak yaşayıp, Müslümanlar olarak ölebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimin bize vermiş olduğu nimetlere hamdolsun, şükrolsun. Bizi nimetlerin en azizi olan iman nimetinden bir an bile ayrı ve mahrum bırakmasın. Müminler olarak yaşayıp, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha, Müslüman olmadan ölmeyin ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu gibi اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diye diye şahitlik yapa yapa son nefesimizi verebilmeyi Mevla Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Aziz müminler, birkaç derstir, birkaç haftadır arka arkaya Müslümanın dünyaya bakışı, Müslümanın dünyanın geçici oluşunun farkında olması gerektiği, Müslümanın cömert olması gerektiği, Müslümanın hayırsever olması gerektiği, infak etmesi gerektiği hususlarının üzerinde durmaya gayret ettik. Bugün bu konuyu Müslüman zekatını aksatmadan borcunu eda eder, zekatını verir ve zekat verirken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bu konuyu inşallah zekat bahsiyle bitirmiş olacağız. Her zamanki duamızı yeniden tekrar edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bana söylediklerimle, sizlere dinlediklerinizle, tekrar edip hatırlayıp hatırladıklarımızın gereğiyle amel edebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi bilip de bilmezlikten gelenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Bildiğini yaşayan, bildiğinin imanını artırdığı, bildiklerinin takvasını artırdığı, bildiklerinin ahlakını güzelleştirdiği, bildiklerinin amellerini, salih amelini çoğalttığı kullarından olabilmeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Sohbete başlarken okuduğum ayet-i kerimenin mealini arz edeyim. Tövbe suresi 60. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar,
kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilindir, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir buyurmaktadır. 8 sınıfın zekat alabilecek durumda olduğunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde ifade buyuruyor. Şimdi şu hususu bir kez daha hatırlatmama müsaade edin hem kendime hem sizlere. Zekat malımızın içerisinde bulunan fakirin hakkıdır. Bizim malımız değildir. Malın zekatı bizim malımızın içerisinde bulunan fakirin hakkıdır. Bizim hakkımız değildir. Dolayısıyla zekatla mükellef olan bir mümin, zekatla sorumlu olan bir mümin malının zekatını vermezse vermediği oranda malını haram karışmış olur. Zekatı verilmemiş bir mal, bir kez daha ifade ediyorum, zekatı verilmemiş bir mal, bir para, her neyse içerisine haram karışmış bir mal ve bir paradır. Hocam nasıl böyle bir şey olabilir? Aslında ben çalışmış, ben kazanmıştım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu tamamen benim öz sermayemle elde ettiğim bir gelir, bir miktar, bir servetti. Olur mu? Neden? Sen çalışırken sana çalışma imkanını veren Allah Celle Celaluhu. Çalışacak eli, ayağı, gözü, kulağı, zihni, kalbi veren Allah Celle Celaluhu. Tohum ekerken ektiğim tohumu topraktan yetiştirip büyüten Allah Celle Celaluhu. Her türlü dünyanın nimetini senin emrine müsahhar kılan veren Allah Celle Celaluhu. Öyle olunca Allah'tır veren, Allah'tır alan, Allah'tır imkan sağlayan Allah, her şeye gücü yeten, kadiri mutlak olan Allah buyuruyor ki Zariyat suresinde, Bismillah, ve fî emvânihim hakkun lissâili vel mahrum. Varlıklı olanların mallarında isteyenin, mahrum olanın, maldan mahrum olan, mal elde edememiş, fakir, fukara, yetim, yoksul olan kimsenin hakkı vardır. Ben çalıştım, ben kazandım, yok. Benim malım, yok. Her şeyin hakiki sahibi kimdir? Allah. Allah'tır Celle Celaluhu. Elhamdülillah. Bu imanı bize nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Her şeyin sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilen mümin, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eder. Allah'ın malının bir kısmını fakir fukara, yetim, yoksul ve muhtaçlara zekat olarak vermesi gerektiğine dair emrini yerine getirir. Kaldı ki bu zaten Müslümanın lehine bir durumdur. İnsanın lehine bir durumdur. Men setera muslimen buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Seterahullahu yevmel kıyame. Bir Müslümanın ayıplarını örtenin Allah ayıbını örter kıyamet günü. Men ferrece an muslimin kürbeten. Bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse kim? Her kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah da kıyamet gününün sıkıntılarını ondan giderir. Kim bir Müslümana darda kalan bir Müslümanın işini kolaylaştırırsa men yessere ala mu'sirin. Her kim sıkıntıda, zorda, darda kalan bir insanın işini kolaylaştırırsa Allah da mahşer meydanında onun işini kolaylaştırır. Dolayısıyla şimdi zekat konusunu arz edeceğim. Meseleye bakarken, zekat konusuna bakarken istirham ediyorum. Ne olur? Hem burada birebir yüz yüze beni dinleyen kardeşlerim, hem de ekran başında Diyanet Televizyonu'ndan bizi izleyen kardeşlerime diyorum ki, nasıl yaparsam zekat vermekten kurtulurum diye sormayacağız. Nasıl yaparsam daha çok zekat verebilirim diye soracağız. Çünkü bir kimsenin zekat vermeye ihtiyacı, zekatın sevabına ihtiyacı, bir insanın, bir Müslümanın, bir zenginin sadakanın sevabına ihtiyacı,
o sadakayı, o zekatı alan fakirin o mala ihtiyacından daha fazladır. Öyle bir zor gün var ki önümüzde, öyle bir sıkıntılı gün var ki önümüzde, o günde nasıl kolaylaştıracağız işlerimizi? Yapmış olduğumuz hayırlarımızla, sevindirdiğimiz fakir, fukara, yetim, yoksullarla, ihtiyacını gördüğümüz kardeşlerimizle, onların, garibin, yetimin, yoksulun duasıyla işlerimizi, hesabımızı kolaylaştıracağız. Onun için nasıl yaparsam zekattan kurtulurum. Şimdi arz edeceğim, zamanım yeterse inşallah. Geliyor hocam, zekatı kızıma versem olur mu? Oğluma versem olur mu? Torunuma versem olur mu? Babama, dedeme versem olur mu? Soruları sürekli soruluyor. Bunların tamamının cevabı olmaz olacak. Onu inşallah ifade edeceğim. Neden böyle söylüyor? Mümkün mertebe evinden dışarıya çıkmasın. Yani arada dolaşsın. Kendisinden oğluna intikal etsin. Oğuldan babaya intikal etsin. Dışarıdaki bir garip, bir fakir, bir yetim, bir muhtaç istifade etsin istenmiyor çoğu zaman. Para bizde kalsın. Böyle bakmayacağız meseleye. Zekat bizim geleceğimizdir. Zekat malımızın arınmasıdır. Allah Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Huz min envalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim. Onların mallarından zekat al ey peygamber. Aldığın zekat onları ve mallarını temizler, arındırır. Zekatı verilmemiş mal kirli bir maldır. Zekatı verilmemiş bir mal, içerisine tekrar ediyorum, haram karışmış olan bir maldır kıymetli cemaati müslümin. Şimdi zekatı verirken yakından başlamak, malımızın, ben o miktarları söylemeyeceğim, herkesin meşguliyeti farklıdır. Kimisi ticaretle meşguldür, ticaret eşyalarından hesap edip vermesi gerekir. Kimisi memurdur, işçidir, sabit gelirle çalışıyordur. Parasını biriktirmiştir bir yerde. Onun o efendim biriktirdiği miktardan vermesi gerekir. Ama çok kısaca şunu arz edeyim. Nisap miktarı ortalama 80 gram. Altın ya da karşılığı mal, ticaret eşyası, para her neyse ihtiyacımızın dışında bir yerde durduğu zaman bunun üzerinden bir yıl geçince zekat farz olur. Bir yıl geçince zekat farz olur. Sene içerisindeki artmalar ve azalmalar zekata etki etmez. Bir misal vereyim. 100 bin lira paranız var. Bugün diyelim ki Ramazan'ın biri olarak kabul edin. Genellikle zekatı Ramazan ayında veriyoruz. Hesaplamak kolay olduğu için. Bu da belki güzel bir uygulamadır. Bugün 100 bin lira paramızın olduğunu hesap edin. Bu gelecek sene Ramazan'ın biri olunca, bu sene Ramazan'ın birinde elimizde 100 bin lira varsa, elimizde geçtiyse, gelecek sene Ramazan'ın biri olunca o 100 bin liranın %2,5'unu, yani 2500 lirasını fakirlere vermek üzerimize ne olur? Biraz sonra kılacağımız namaz gibi farz olur. Eda ettiğimiz hac gibi farz olur. Ramazan'da tuttuğumuz oruç gibi farz olur. İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Farzdır. Geldi bir sene ver. Şimdi bu 100 bin liralık para, ticaretle meşgulüz. Sene içerisinde bir 50 bin liraya düştü. Sene içerisinde. Diyelim ki 6. ayda 50 bin liraya düştü. Sene sonunda, sene sonuna doğru 70 bin liraya çıktı filan. Bir Ramazan'da başladıysa yıl, gelecek sene bir Ramazan'da elimizde ne kadar para varsa onun zekatı verilir. Yani 100 bin lirayla başladık, nisap miktarına ulaştık. Gelecek sene bir Ramazan olunca elimizde 70 bin lira vardı. 70 bin liranın zekatı verilir. Para çoğaldı bir sene içerisinde. Ticaretten iyi kâr ettik. 150 bin lira oldu. 150 bin liranın zekatı verilir. Ama hocam bu 150 bin liranın 50 bin lirası bana 15 gün önce parama katıldı, ilave oldu. Şimdi bunun üzerinden bir sene geçti, geçmedi ki filan derse
Hayır, onun üzerinden ayrı bir yıl, bir sene geçmesi beklenmez. Nisap miktarına ulaştığı an esastır. Sene sonunda, yani gelecek sene Ramazan'ın birinde toplam ne kadar varsa onun zekatı verilir kıymetli kardeşlerim. Herkes bir hocamızdan, bir ilmihal kitabından efendim zekatla ilgili ahkamı okuyup öğrenmekle mesuldür. Öğrenmek gereklidir. Yani bu bizim üzerimize farzdır. Herkesin dinini yaşayacak kadar, efendim ibadetlerini yerine getirebilecek kadar, farzlarını eda edecek kadar dini bilgiye sahip olması farzdır. Mutlaka öğrenecek bunu. Böyle sahih, sağlam, iyi niyetli ve ehliyetli insanlardan, alimlerden sorup zekatı ile ilgili hususu hiç aksatmadan, hiç kesinlikle bir kısmını görüp bir kısmını görmezlikten gelmeden malının tamamını hesap edip vermeli. Çünkü bakın ayet-i kerimeyi size okuyayım. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde, mallarını, altını ve gümüşü biriktirip de onları harcamayanlar, yani zekatlarını vermeyenlere acı verecek bir azabı müjdele. Allah korusun. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altını gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu, acı dolu bir azapla müjdele. Devamını okuyayım mı? Sizi çok korkutmayayım, okuyorsunuz. Ama sadece mealini okuyayım ben size. Müthiş, çok çarpıcı ayet-i kerimelerdir. Diyor ki devamında, anlamını buradan olduğu gibi okuyayım. O gün bunlar, yani bu biriktirmiş olduğu altın, gümüş, para, cehennem ateşinde kızdırılır da onların alınları, böğürleri ve sırtları bu biriktirip zekatını vermediği, harcamadığı altın, gümüşle dağlanır diyor. Allah korusun. Ayettir bu okuduğum. Tevbe suresi 35. ayeti kerime. Ve onlara şöyle denir. İşte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım sakladıklarınızı diye hitap edilir onlara. Onun için zekatı verilmeyen mal Allah korusun bizim için tehlikedir. Zekatı verilmeyen mal içerisine haram karışmış maldır. Zekatı verilmeyen mal kirli bir maldır. Bunu ifade ettikten sonra birkaç hususun üzerinde duracağım. Şimdi zekat yakınlardan başlayarak verilir. Mümkün mertebe. Fakir olmak şartıyla. Fakir kimdir? Nisap miktarı malı olmayan insandır. Hocam işte efendim komşum var, dayımın oğlu var, asgari ücretle çalışıyor, belli bir miktar giriyor. Buna zekat verilir mi? Bir insanın maaş alması zengin olacağı anlamına gelmez. Almış olduğu maaş giderlerine, zaruri ihtiyaçlarına, zaruri ihtiyaç. Şimdi şöyle bir tuhaf durumumuz da var bizim. 2500 lira asgari ücretle çalışıyordur. Elinde 8000 liralık ne bileyim filan marka şey var. Telefon var. Bu da garip bir durum. Yani tuhaf bir durum. Nedir? Markette bir gün alışveriş için, ödemek için sıra bekliyorum. Onunla ilgili herhalde düzenlemeler yapıldı. Önümde birisi kartla ödeyecek. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Ama o kartla ödeyecek. Efendim birinci kartı verdi. Kasiyer delikanlı baktı. Bunun şeyi dolu efendim dedi. Neyi dolu? Kotası mı oluyor? Dolu efendim dedi. Başka bir kart verdi. 4 tane kart verdi. Hepsini doldurmuş. Şimdi bunun bir tanesinin limiti 2000 lira olsa, ayda 2500 lira alan bir insan belli ki 8000 liralık harcama yapmış. Her birinin asgari ödeme tutarını ödeyecek. Belki de bir kısmı faize kalacak. Faize bulaştıktan sonra ömür boyu beli doğrulmadan, düzelmeden maalesef
o sıkıntıların içerisinde kalıp gidecektir yani. Şimdi şöyle bir alimimizin güzel bir ifadesi var. Evleviyette insan dört şeye muhtaç idi. Yani başlangıçta insan yaşamak için işte sıradan bir ev, bir günlük yiyecek, kıyafet filan. Medeniyet insanı yüz şeye muhtaç ve fakir hale getirdi. Yüz şeye muhtaç. Telefon alıyorsunuz, pahalısı olsun. Birisini alıyorsunuz, çocukları da istiyor. Evinde şimdi yani böyle karşılıklı konuşma imkanımız olsa, bütün fertlerin telefonu olmadığı ev sayısını merak ediyorum ben. Hemen hemen hiç yok. Herkesin telefonu var. Hem de oyuncak, trafikte oynuyoruz. Efendim bazen yürürken böyle telefonun tuşlarına basmaktan elektrik direğine çarpanlar oluyor. Görüyorsunuz siz de. Böyle bir tuhaf durum. Konuyu dağıtmayayım. Şimdi zaruri ihtiyaç esastır. Bak bu örnekleri ihtiyacının dışında harcama yapıyorsa o değil. Zaruri. Hayatta kalabilmek için yemek, içmek, giymek ve benzeri yaşamak için asgari lazım olan ihtiyaçlar esas alınır. Ama 6 tane çocuğu vardır filan, işte almış olduğu maaş yetmiyordur. Maaş aldığından dolayı buna zekat verilmez diyemeyiz. Dolayısıyla her bir ferdi tanıyorsak ya da tanıyanlardan sorarak içinde bulunmuş olduğu duruma göre değerlendirmek gerekir kıymetli kardeşlerim. Bu araştırmayı mutlaka yapmak gerekir. Araştırma yapmadan zekat verilirse, zekat verildikten sonra verdiğimiz kimsenin zekat alamayacak kadar zengin olduğu anlaşılırsa o zekatı yeniden vermek gerekir. Araştırma yapmaksızın, bu sohbetlerimiz bir fıkıh konusu değil ama zekat konusuyla bitirelim diye azıcık böyle kısa da olsa fıkhi izahlara ihtiyaç duyuyorum. Araştırma yapmaksızın, hiç soruşturmadan, bizim o tarafta bir söz vardır mesela, Anadolu'nun pek çok yerinde yaygındır. Dul kadının eşiği altından da olsa zekat verilir. Var mı sizde de? Bu söz alabildiğine yanlış bir sözdür. Bir ilçemizde görev yapıyorum. Herkes dul kadın diye getirmiş zekatını vermiş. Ramazan'da fitresini vermiş zekatını. Kadın vefat etti o günlerde. Evinden çok sayıda beşi birlik altın. Bu beşi birlik dediği beşi bir bu büyük altınlardan. Çok sayıda altın, beşi birlik altın, başka altınlar filan çıktı. Kadın yazık, Allah rahmet etsin. İşte kimsesi de olmayınca demek ki başıma bir şey gelir diye aldığını yığmış, biriktirmiş. Neredeyse küpte olacak tabiri caizse, ama buna dışarıdan hala zekat geliyor. O belki farkında olmayabilir, bunu almasının caiz olmadığını, bu durumda olan bir insanın zekat alması haramdır. Zekat alamayacak bir durumda olanın zekat alması helal değildir kendisine. Diyelim ki o bunu bilemedi ama zekatını veren kimse araştıracaktır. Araştıracak, gerçekten muhtaç bir insan, muhtaç olduğunu tespit ettiğinde yakın akrabalarından başlamak üzere verir. Önce yakınlardan başlar. Hocam biraz önce anne babaya verilmez dedin. Evet, yakınların içerisine anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlar dahil değildir. Yani bir kimse annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına, torunlarına zekat veremez. Hocam böyle şey fetva olur mu? Yani şimdi adam amcasına verebiliyor, yegenlerine verebiliyor, kuzenlerine verebiliyor, ta uzak akrabasına veriyor, babasına, annesine, çocuklarına veremiyor. Böyle fetva olur mu diye aklınıza geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor da söylemiyorsunuz belki. Aklınıza geliyorsa, çok güzel, çok güzel, teşekkür ederim. Zekat veren bir insan, babası, annesi zekata muhtaçsa bir evlat zekat verebilecek durumda asla olamaz. Bir evlat kendisi zengin olacak, anne babası fakir olacak, zekata muhtaç olacak. Böyle şey olabilir mi? Anne babasına zekatı vermeden önce bakmak zorunda zaten.
Zekatı hesap etmeden, zekatı düşünmeden önce anne babasını düşünmek zorunda. Dedesini, ninesini düşünmek zorunda. Bir baba evladı zekata muhtaçken bir baba, bir anne zengin olamaz. Evladına önce ihtiyacını vermek, ondan sonra zekatı düşünmek durumundadır. Ondan dolayı usul ve furu dediğimiz, yani yukarıya doğru anne baba dede nineye, aşağıya doğru çocuklar ve torunlara zekat verilmez. Onun hikmeti budur. Yani onlar uzak olduğu için, onlar önemsiz olduğu için değil, anne babanın hakkı zekattan daha önemli olduğu içindir. Evladın hakkı zekattan daha önemli olduğu içindir. Zekatı vermeden önce anne babanın, dede ninenin ya da çocukların, torunların hakkını verecektir bir insan, kıymetli kardeşlerim. Şimdi zekatı verirken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de zekatta kalite meselesidir. Kalite. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Eyyur rikabi aftan, hangisi, köle azadı ile ilgili soruyorlar. Bize bir ölçü olsun. Hangisini vermemiz daha faziletlidir ya Resulallah? Hangisini azat etmemiz daha faziletlidir? Efendimiz buyuruyor ki enfesuha ve ekseruha semenen. En kalitelisini, parası en kıymetli, en çok olanı, değeri en yüksek olanı vermen daha faziletlidir diyor. Şimdi ticaretle meşgul oluyoruz. Kıyafet satıyoruz. Lütfen bu işte meşgul olan kardeşlerim alınganlık göstermesinler. Sadece misal olsun diye arz ediyorum. Raflarımızda konfeksiyonculukla meşgulüz. Raflarımızda efendim ürünlerimiz var. Zamanı geçmiş. Şimdi daha çok işte moda tabir ediyorlar ya efendim, bu sene giyilen kıyafetler, önceki sene ben çocukluğumu hatırlıyorum, paçaları böyle İspanyol paça derlerdi. Yarım metre pantolonlar vardı. Şimdi onları kimse giymiyor. Zamanı geçmiş. Satmaktan ümidini kesmiş. Piyasada satamayacağını, eritemeyeceğini düşündüğü ürünleri zekat olarak veriyor. Kendisine verildiği takdirde almayacağı, gözünü yummadan kabul etmeyeceği şeyleri başkasına zekat olarak vermeyecek. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor Celle Celaluhu. Diyor ki وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُوْمِدُوا ف۪يهِ. Kendinizin gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyleri vermeye niyetlenmeyin diyor. Kendiniz, yani gözünüz yummadan alamayacak ne demek? Yani bu alınır mı canım şimdi? Bu olur mu bu? Bu verilir mi yani? Dediğiniz takdirde, dediğiniz şeyleri, malları sakın başkasına vermeyin buyuruyor Allah Teala Hazretleri Bakara Suresinin 267. ayeti kerimesinde. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Üçüncü husus, bir husus daha arz edeyim. Herkesin zekat verdiği, böyle adres efendim, biraz önce dedim ya, araştırmadan verirsek, verdiğimiz kimse zekat alamayacak kadar varlıklı çıkarsa zekatımızı yeniden ödememiz gerekir. Çünkü o zekat ödenmiş sayılmaz. Bir ayet-i kerimede şöyle bir ifade kullanıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا اَمِنَ التَّعَفُّفُ. Yani Bakara suresinin 273. ayet-i kerimesi bu. Bilmeyen kimsenin iffetlerinden dolayı, edeplerinden, hayalarından dolayı tanımayan kimsenin zengin zannettiği fakirleri bulun diyor. Öyle hayalı ki adam ihtiyacını arz edemiyor. Öyle utangaç bir insan ki size bir şey söyleyip de elini açıp isteyemiyor. Bunları bulun diyor Allah Teala Hazretleri. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ. Burada mahalle muhtarlarının bana oy verdi vermedi hesabına girmeksizin bütün fakirlerle ilgili bir ajandalarının olup da bunlarla ilgili
efendim zekat veren hayırseverlere yardımcı olması gerekir. Bununla alakalı olarak mahallelerde, köylerde görev yapan bütün İmam Hatip kardeşlerimin, ki biz bunları kendileriyle sık sık konuşuyoruz, zaten dikkat ediyorlar. Bütün imam kardeşlerimin, müezzin kardeşlerimin kendi görev yaptıkları mahallede, bulundukları yörede cemaatin ev ev, fert fert durumunu bilip de zekata muhtaç kim var bu yörede diye bir hayır sahibi sorduğu zaman gösterebilecek, tanıtabilecek durumda olması gerekir. Olmazsa vebaldir bu. Muhtar bilmezse vebaldir. İmam hatip arkadaşımız, imamımız bilmezse vebaldir. Hatta başkasının gelmesini beklemeden birisinin koluna girip, Hacı abi gel, seninle bugün kimse görmeden yatsıdan sonra bir ziyaret yapalım. Bugünlerde gazetelerde bir haber görüyorum. İstanbul'un bir semtinde birkaç günden beri kapıların önüne zarf koyuyormuş, içerisinden 1.000 lira çıkıyor diyor. Birisi, kim olduğu belli değil. Allah ondan razı olsun. Allah sayılarını çoğalsın. Ne güzel bu. Verdiğinin bilinmesini istemeden vermek. Çünkü biliyor ki Allah zaten vereni tanıyor ve biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer meydanında Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıfı sayarken bir sınıftan bahsediyor. Bir sınıftan bahsediyor. Diyor ki bir kimseden, ve racülün tasaddaka bi sadakatin fa'khfaha hatta la ta'leme şimaluh ma tunfiku yeminuh. Yani sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli veren adam Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecektir. Allah'ım cümlemizi onlardan eylesin. Ne güzel verme şekli. Bazen insan verdiği sadakayla günahkar olur mu? Hem sadaka verir hem günahkar olur mu? Olur. Hem verir, sevap alamaz, bir de günahkar olur. Nasıl? Bakara suresinin 250 ve devamındaki ayetleri okuyun lütfen. 280'e kadar pek çoğu infakla alakalıdır. Orada anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, buyuruyor ki لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى. Sakın ha sadakalarınızın sevabını verdiğiniz kimsenin başına kakarak ya da verdiğiniz kimseye eziyet ederek boşa çıkarmayın sevabını. Gizli gizli verecek, karşılık beklemeden verecek, teşekkür beklemeden verecek, verdiği kimseye eziyet etmeyecek, başa kalkmayacak. Başa kakarsa sevap yerine günah bile kazanabilir, Allah korusun. Zamanımız doldu. Ben bu kadarla iktifa edeyim. Zaman içerisinde eğer denk gelirse, planladığımın tamamını arz edemedim ama denk gelirse yine bu konuyla ilgili atıflarda bulunuruz. Cenab-ı Hak her birimize tekrar kazanabilmeyi, bol kazanabilmeyi ama mutlaka helalinden kazanabilmeyi nasip eylesin. Allah harcayabilmeyi ama mutlaka helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Mallarımızın zekatını hesap edip de bir kuruş bile kalmaksızın eda edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hayrımızı, hasenatımızı, iyiliğimizi, güzelliğimizi, ibadet ve taatimizi kabul eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.